Alo. Heh. Selim Hazretleri nihayet ortaya çıktı. Baba gelme üstüme. Ya babanım ben senin ya. Merak etmek de mi suç oldu? Seninki merak etmek olmuyor. Seninki hayatıma müdahale etmek oluyor. Hem böyle yapınca ne geçiyor eline senin? Oğlum ben sana yaranamıyorum ya. İlgilenmesem kızıyorsun. İlgilendiğimde de sıkılıyorsun. Baba, ne olur bu aralar beni kendi halime bırak. Sen erkek kardeşiyle birlikte ufak çaplı bir hırsızlık çetesi kuran o üçkağıtçı karınla ilgilen. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Nasıl geçti Abant? Merak ediyorum. Akşam gelir gelmez girdiniz Pınar'la odaya, fısır fısır konuşup durdunuz. Ne olmuş ki? Pınar da memnun değil yoksa oteldeki işinden? Yani onun gibi bir şey. Ne yapayım? O haldeyken dur ben bir anneme Abant'ı anlatıp geleyim diyemedim. Bugün de işteki ilk günün. Güzel geçer. Memnun kalırsın inşallah. İnşallah. Serra. Hı. Ne zaman alacaksın maaşını? Ay sonudur herhalde. Niye sordun? Hiç. Hiç. Niye soracağım merak ettim. Yok. Merak etme soruşu değil bu, anlarım ben. Ne oldu anlat bakayım. Bu benim terzilik işi için hani Binnaz para koymuştu ya. Nakde sıkışmış. Parasını geri istiyor deme lütfen. Yok yok, sıkıştırma öyle, hemen verin demiyor da. Serra maaşını alsın öderiz dedi. Desene. İlk maaşımız daha alamadan elimizden gitti. Tamam. Tamam hallederiz bir şekilde. Hadi ben çıkıyorum, görüşürüz. Bol şans canım. Teşekkürler. Bunca sıkıntının içinde mantıklı olmayıp, kaskatı durmayıp ne yapayım ben? Ya ne demek kovuldun işe gelme? Telefonu işten adam çıkarıldı. Nerede görülmüş ya? Alo. Alo. Cık, ya. Ne oldu? Ne olacak? İşten kovulmuşum. Niye? Hakkımda şikayet varmış. Aa, o nereden çıktı canım? Sen sütten çıkma bir ak kaşıksındır normalde. Ya dalga geçme be. Ya beni işe koskoca Selim Kutlusay soktu. E beni atamazlar ki. Versene şu numarasını, arayıp haber vereceğim. Sakın Nazlım. Aklından bile geçirme. Git kendine yeni bir iş bul. Selim'i de unut. Ot. İyi olan kazansın. Yavaş, kontrollü. Kontrollü. Evet, çok iyi Burak. Bravo. Evet, çok iyi. Kontrollü. Bravo Burak. Çok iyi senin, bravo. Evet, evet, bravo. Dur, dur, hop, dur. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Profesyonel maç yapmaya karar verdik de benim mi haberim yok? Oğlum manyak mısın lan? Ne yapıyorsun? Pardon. Pardon kardeşim, durduramadım kendimi. Baksana oğlum çocuğun haline. Ya neyi durduramadın, zaten patlatmışsın kaşıda. E tamam Burak, uzatma. Neyi uzatma oğlum ya? Baksana çocuğu ne hale soktun. Dövüş kulübü değil burası. Antrenman sahası ya. Tamam hocam. Özür diledim. Uzatmayın. Ben senin niye sinirlendiğini biliyorum. Sen hırsını benden çıkartıyorsun da. Neyse. Tamam hadi.
Hocam yardım etti. Şu ellerini çıkarayım. Günaydın yavrum. Günaydın anne. Kahvaltı yemedin, merak ettim seni. Canım istemedi. Selim'den bir haber var mı? İstanbul'a dönmüş mü? Dönmüş. Bebekteymiş. İnşallah. Telefonlarımıza cevap vermedi diye azarlamamışsındır çocuğu. Biliyorum evladım. Senin işin de çok zor. Her şey üst üste geldi. Ama insanların çocuğunu yönetmesi ipte cambazlık yapmak gibi bir şey. Hele Selim gibi bir oğlum varsa. Öyle. Ama ona da hak vermek lazım. Yani hiç haz etmediği bir üvey anneden bir kardeş bekliyor olması onun için çok zor. O münasebetsizden bir haber var mı? Evine gönderdim babasının yanına. Hala oradadır. Konuşmadım. Konuşmak da istemiyorum. İyi. Yani otele gönderip el alemin ağzına bir ton laf vermektense kendi evine göndermen çok doğru. Doğru yapmışsın oğlum, aferin. Ama bu böyle olmaz. Nasıl olmaz? Kadın karnında senin bebeğini taşırken onu kapının önüne koymak bize yakışmaz yavrum. Ne yapayım o zaman? Git al getir kadını buraya. Milletin gözünde haklıyken haksız duruma düşme evladım. Yani hamile karısını evden kovan adam durumuna düşürme kendini. Yok anne, yapamam bunu. Mümkün değil. Yani nasıl tahammül ederiz bilmiyorum. Ama o densiz kadın doğuruncaya kadar bizim evimizde, bizim denetimimiz altında olmalı. Asena o bebeği doğurduktan sonra hayatımızdan defolup gidecek. O bebek de bu evde yanımızda büyüyecek. Şimdi ben Sakıp'ı arıyorum. Gitsin alsın getirsin Asena'ya. Tamam ama bak bu iş Sakıp'la olmaz oğlum. O kadın anasını babasını şahit yazdırıp mahkemelerde olmadık rezillik çıkarabilir. Sen al getir kadın buraya. Ne yani ayağına gidip lütfen Asena eve geri dönmeyeceğim? Hayır yavrum öyle değil. Yani sen onun ayağına gitmiyorsun. Sana ait olan çocuğa sahip çıkmaya gidiyorsun. Sevgi abla. Ha kızım. Çayım bitti. Ver koyayım. Bir de içine bir dilim limon koyar mısın? Limon koyarım. Yine ne istiyor? Çay istiyor. İçine de limon. Kızım. Ben çıkıyorum. Bir şey istersen ararsın. Baba, azıcık yanıma gelsene. Efendim kızım. Sizi de yerinizden ettim ya, kusura bakmayın. Olur. Ben de bir otele gidip rahat etmeyebilirdim yani. Ben de hap kadar odada böyle sıkışıp kaldım ama İhsan Bey Hazretleri böyle emredince daha da kızdırmayayım dedim. Haklı adam. Hamile kadın otel odasında ne işi var? Bence doğru düşünmüş. Ay ne zamandan beri damadının tutar oldun sen babaya? Tövbe tövbe. Ay sağ ol. Sağ ol Sevgi abla. Burası da amma soğukmuş. Sahi Ali ne yapıyor? Gitti işte kızım.
mutlu saylar, benim hayatımı mahvettikleri yetmiyormuş gibi bir de kardeşimi işinden ettiler. Ali, Selim Kutlusay işten atılmama neden oldu demişti de senin kocanın da mı payı varmış kovulmasında? Aman, al birini vur ötekine. Ne farkı var? Ama bana yaptıklarına pişman edeceğim onları. Sevgi abla bak görürsün. Önümde diz çökecekler, yalvaracaklar. Gerçi eğrisi doğrusuna geldi sayende. Sen olmasan biz Ali'yi ta yurt dışına gönderemezdik vallahi kızım. İhsan Bey kapıda. Ne? Ha. Al 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 al. Hemen bunları kaybet, yok et. Sabaha kadar ağladı, hiçbir şey yemedi, çok halsiz falan de tamam mı? Tamam. Hoş geldiniz İhsan Bey. Merhaba. Buyurun içeri. Yok, geçmeyeyim mi? Ben seni almaya gelmiştim. Söyleyin hazırlansın. Bekliyorum ben burada. Ha, o şekil yani. Ama Asena yatıyor. Çok kötü. Bir görseniz perişan halde. Siz isterseniz içeri girin, bir böyle hoş beş edin karı koca. Hem bir çayımızı içersiniz. Olur mu? Hadi buyurun. 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 Hakkı bak, Asena'yı almaya gelmiş de İhsan Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Buyurun, Asena içeride. Gece ağladım. Gözüme uyku girmedi. Sabaha kadar uyumadım. Uyursun evde. Hadi kalk hazırlan. Eve gidiyoruz. İhsan. Bizi affettin mi? Affettim demedim. Eve gidiyoruz dedim. Yani babaanneciğim, şimdi Asena geri mi dönecek eve? Evet, aynen öyle. Onca olaya, onca bağırış çağırışa rağmen, hele bir de babamın boşanıyorum demesine rağmen mi geri dönecek? Evet, değişen bir şey yok, boşanacaklar gene. Ya ama babaanne... Bak yavrum, kadın doğum yapana kadar burada kalacak. Onun yeri burası. Bak. Beğenelim, beğenmeyelim. İsteyelim, istemeyelim. Bu kadının yeri burası. Çünkü niye? Babanızın çocuğunu taşıyor. Yani sizin de kardeşiniz. Berin Hanım, telefonunuz çalıyor. Ah, teşekkür ederim. İdil arıyor, hayrola. Efendim İdil'ciğim? Ah, teşekkür ederim canım, iyiyim. Sen nasılsın? Evet. Selim'le ilgili mi görüşmemiz lazım? Tabii canım. Ne zaman istersen. Peki. Hadi. 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 Babacığım. Hayırdır, ne oldu?
geleli sizin kızı kocası baba evine postalamış diyordu. Barışıyorlar mı yoksa? Ne küsmesi ayol, nereden çıkarıyorsunuz bunları ya? Oğlan yurt dışına gitti diye bizim moralimiz bozuldu. Asena da geldi bize moral veriyor, yani ne alakası var? Ha, kesin öyledir. Barıştık değil mi? Sevgilim, ben seni çok özledim. Ne olur affettim desin. Karnımdaki bebeği inandır. Canım dün geceden beri anormal cheesecake çekiyor. Ekşi kız tatlı oğlan getirir derler. Oğlumuz geliyor sevgilim. Hazır ol. Ya ileride bistro var ya, hani benim tatlılarını çok sevdiğim yer. Oraya gidelim mi? Yani böyle sus pus konuşmadan duracak mıyız cidden? Hem babamın evine kadar apar topar gelip beni alacaksın, hem böyle çocuk gibi benimle konuşmayacak mısın? Bebeğimiz olacak sevgilim. Düşünsene. Bebeğimiz olacağını biliyorum Asena. Sırf o yüzden geldim zaten. Ama seni değil, karnındaki bebeği almaya geldim. Bilecik, iyi ki geldik spora. Bayağı salmıştık bu ara, farkındaysan. Yok, ben salmamıştım. Ama yok artık. Ne işi var şimdi bunun burada? Dur. Dur, ben olay gidip gelsin. Öğreneyim mi? Ne işi var acaba? Serra? Yani bir şekilde hayatımızın her noktasına girmeyi beceriyorsun Serracık. Nasıl yapıyorsun bunu? Sen Reşit'e mi çalışmaya başladın yoksa? Evet. Ne diyorsun? Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Müşteri hizmetlerindesin demek. Yazık. Niye yazık? Zordur yani bizleri, yani fresh müşterilerini memnun edebilmek. Zor insanlarız biz. İki günde kaçarsan şaşırmam yani. Kaçmam, kaçmam. Senin kaşına ne oldu? Yaranmış bir şey olmuş, düştün mü? Yok yok, öyle önemli bir şey yok. Selim'le boks esnasında birazcık sert geldi de o yüzden böyle oldu. İşte açıldı birazcık. Aa, Selim mi yaptı gerçekten? Bilerek olmadı ya. Yanlışlıkla oldu yani. Yanlışlıkla oldu. Öyle öfke kriziyle falan alakası yok değil mi? Ne bileyim ben yani. Öfke krizi ne ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya biz lisedeyken öfke kontrol krizi yaşıyordu. Hatta raporu falan var, teşhis konulmuştu öyle. Ne güzel bitmişti çocuğun belası. Yine mi çıktı yani? Ne oldu? Biri mi tetikledi acaba? Niye başa dönüyor şu an? Robotik Serra diyelim bundan sonra. Ne yaptınız? Selam. Selam. Ben girişleri yaptım. Al sen de bu listedekilerin kartlarını hazır et, çıkar. Tamam. Selim Bey. Efendim. Sizin üyelik yenilemesi kredi kartınızdan otomatik olarak yapıldı. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Burak Bey, sizin kredi kartınızı yetersiz bakiye olduğu için onay vermedi. Başka kartınız varsa. Başka bir kartım var ama şu an yanımda olmayabilir. Aslında bunun da onay vermesi gerekiyordu.
Yani Burak Egemen ve yetersiz kart bakiyesi. Ben hiç meç edemedim şu an bunu. Sistem hatası olmuş olabilir. Bugün birkaç kez daha başımıza geldi. Ben bir bakayım, Burak Bey'i haberdar ederim. Sağ ol. Süper kahraman. Hoş geldin, yok mu bana? Hoş geldin. Baban çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Ne de olsa kol kırılır yen içinde. Neticede bir aileyiz. Geldim. Döndüm. Ben sizi yalnız bırakayım. Yok yok. Gitme bir yere. Konuşulanları seni de duymanı istiyorum. Sinek! Herkesin önünde anlat bakalım şu meşhur saat konusu. Seyra'nın çantasına koyman için. O saati kim verdi sana? Asena Hanım verdi efendim. Hayır, yalan söylüyor. Niye yalan söylüyorsun? İftira bu. Kes sesini. Bu kadar rezalet yeter. Ben sana zamanında bu beş para etmez kadına soyadını verme dememiş miydim? Hatırladın mı? Sevinç. Sevinç derhal paltomla çantamı getir. O şoföre de söyle arabamı hazırlasın. Derhal. Hadi fırla. Lan kızım, beni işten kovdular diye böyle millete sövüp sayacağına ben ne yaptım da beni işten kovdular diye bir düşün bakalım. Ha? Manyak karı. Durduk yere adam kovulduğu nerede görülmüş lan? Kesin var ya sen birinin kuyruğuna basmışsındır ha. Ya o biricik karısının altından çıktı ya da Sansar Zeynep'in. Sansar Zeynep kim lan? Kimse kim boş ver. Okuldan bir tip tanımazsın. Sen bırak da şu ergen triplerini. Sana söylediğim işi ne yaptın? Sen o işten haber ver. Takip aldık. Takip aldık derken? Yani söylediğin adamı tuttum, Asena'nın peşine taktım demek oldu mu? Aferin koçum. Attığı her adımdan haberimiz olacak. Ona göre. Ya Barbar, bin kere söyledin anladım. Ayrıca pire dururken niye o herifi ayarladığımızı hala anlamış değilim. Lan kızım, karı akıllı. Eli kolu da uzun, yüzü göstermemek lazım. Vallahi var ya, anında çökeren seni de. İyi peki. Yalnız Barbar, ben çocuğa şey dedim. Ne dedin? Neyse, söylemeyeceğim.
sürpriz olsun, görürsün. Ne geziyor lan bu burada? Ne bileyim ben. Ne habersiniz bakalım? Hayırdır kardeş? Ne oldu da sen bizim fakirhaneyi şenlendirdin? Sen yolun düşerse uğra deyince ben de bir uğrayayım dedim. Ha, o arayı bulunca geleyim dedin ha? İyi yapmışsın kardeş. Hoş geldin. Nazlım. Neyse, ben kaçar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır? Kime çaktın yumruğu? Ya, aynaya vurdum ya. Oo, mesele büyük desene. Kime kızdın da çaktın aynaya? Kendime, Serra'ya, babama, herkese kızdım. Ya kardeş sen de her şeyi kafaya takıyorsun ya. İyi hadi gel bir çay içelim. Evet. Yürü. Çay ver lan bize. Ah benim bahtsız evladım. Desene. Eski defterler yeniden açıldı. Maalesef öyle oldu. Öfke kontrolü konusunda aslında bayağı yol kat etmiştik ama... Aslında çok da büyütülecek bir durum değil. Sadece temkinli olmakta fayda var Berin Hanımcığım. Anlıyorum. Yalnız itiraf ederim ki beni şaşırtan bir şey var. O da Selim'in kendini sana bu kadar yakın bulup... yani problemlerini senden paylaşması. Selim Amerika'ya okumaya geldiğinde ben de orada yaşıyordum hatırlarsanız. Evet. Bir şeye ihtiyacı olduğunda, başı sıkıştığında hep ben oldum yanında. Yani o günlere dayanır aslında bizim aramızdaki yakınlık. Ya bir de ben Selim'i çok severim. Mutlu olmasını isterim. Dün öyle bir anda gelip kız arkadaşıyla ayrıldığını, ayrılma nedenlerini anlatınca... tek başıma çözemeyeceğimi anladım açıkçası. Anlıyorum. Anlıyorum. Peki, niye ben? Neden bu konuları konuşmak için Selim'in babası İhsan'ı seçmedi? İhsan'ı aramadım çünkü İhsan Selim'in öfke patlamalarının Serra'yı mutsuz edeceğini söylemiş. İhsan mı? Yani açıkçası Selim'e sen sorumsuzsun ve bu ilişkiyi yürütemezsin demiş. Yani çocuğun özgüveni yerle bir olmuş resmen Berin Hanımcığım. Ayrıca geçen gün İhsan gelip Selim'in bu durumlarıyla ilgili bir şeylerden şüphelendiğini anlatmıştı bana. Yani benim anladığım kadarıyla İhsan hem bu çocuk için endişeleniyor hem de onu zorluyor. Ah İhsan ah. Ah İhsan ah. Anlıyorum. Berin Hanımcığım, bakın bu durum sağduyuyla, itinayla, anlayışla çözülmeli. Yoksa Selim elimizden kayıp gider. Gerçekten, şakası yok. Serhan sana gelip paranı geri istiyormuş derse sakın beni bozma Binnaz. Nakde sıkıştım, kusura bakma filan da kapat konuyu. Yok Nilgün Hanım, bozarmayayım. Hiç kaç kez söyledin, halledeceğim ben. Ben bu tefeci mefeci hikayesini duyarsa mahvolurum. Yok anam, yok. Merak etme. Anne, Nilgün Hanım. Nazlı. Anne, pazardan mı? Muz mu aldın yoksa bana? Ha, zıkkımın kökünü aldım sana. Ye de açılsın zekan. Üf, çok komik. Al bakayım şunları Nilgün Hanım'ın elinden. Merdivenleri ne? Sen çıkar, hadi. Of, Nilgün Hanım. Sağ ol çocuğum. Hayırdır? İş güç yok mu Nazlı? Boş günü değil mi kızım? Yok. İşten kovuldum, ondan boştayım. Ne yaptın? İşten kovuldum, anlamıyordun mu anne? Niye, ne yaptın ki? Ya bu sefer de adamın tekini öldürdüm. Kafenin buzluğunu attım, onu bulmuşlar. Ya anne, şu Serra'nın işe başladığı yerin sahibiyle konuşsan. Ya beni de işe aldırıversen. Ya adı Fresh miydi, Reş miydi? Ya anne, kadın seni her gün arayıp duruyor ya. Bir söyleyiver işte ya. Dinliyorum ki seni. Bir gün seni aramış da ulaşamamış ondan. Sen Nazlı'ma ne bakıyorsun? Akılsız o, bire bin katar.
Hadi görüşürüz. Kızım sen niye boş boş konuşuyorsun? Ben ne yapacağım seninle be? Ya ne yaptım yine anne ya? Niye İdil Hanım seni arıyor diyorsun? Kadınla aramı papaz mı yapacaksın? Ya ne alaka? Nilgün'den niye saklıyorsun aradığını ki? Saklıyorum işte. Ya niye? Öyle lazım geldiği için. Oo, entrikalar benden sorulur diyorsun Binnaz Hanım'a. Hadi öyle olsun. Yürü. Efendim. Nilgün. Böyle aradım ama müsait misin? Müsaitim. Geçen gün çok mahcup oldum seni. Sonrasında da ortalık çok fena karıştı. Özür dilemek için bile arayamadım. Yok, sorun değil. Olur mu öyle şey? Arsena'nın fevri çıkışları meşhurdur. Diyorsun. Öyle olsun bakalım. Beni pek de önemsemediğini belli etti zaten. Bu arada Serra'yla konuştum bugün. Bu tefeciye benim için ödediğim para var ya. Rica ederim bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Ne olur? Olmaz öyle şey. Borç borçtur. Önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Aslında ben seni yarın birlikte bir kahve içelim mi diye aramıştım. Hı? Ne dersin? Kahve mi? İkimiz. Neden? Olamaz mı? Basit bir kahve. Konuşmak istediğim önemli bir konu var. Hadi kırma beni. Ne olur. O zaman yarın ben seni alırım. Gerek yok. Nerede buluşacaksak ben kendim gelirim. Tamam, sen nasıl rahat edersen. O zaman yarın haberleşiriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Serra. Ya şu içerideki kredi kartı konusu için teşekkür ederim. Rica ederim de ben senin yerinde olsam bir an önce arkadaşlarıma bu durumdan bahsederdim. Ne zamana kadar saklayacaksın ki? Yani evet, söylemem lazım da işte böyle şeyler kolay kolay söylenmiyormuş. Bu arada fresh aidat konusunda da seni uzun süre idare edemem, farkındasındır herhalde. Farkındayım. Ne yapacaksın bundan sonra? Ne yapacağım? Bundan sonra acilinden bir iş bulmam lazım. Bir de ucuzundan kalacak bir yer. Yani benim bulacağım işler çok sana gelmez herhalde ama... bizim mahallede küçük kiralık bir ev var. Bir bak istersen. Evet, tamam süper olur. Yani en azından otel odasındansa böyle ufak bir yerde de kalsam daha iyi olur benim için. Hem zaten benim... önceki evin eşyaları da depodaydı. Onları oradan alırım. Herhalde babam bu kadarına da laf etmez diye düşünüyorum. Tamam o zaman. Gel benimle. Bir bak, beğenirsen tutarsın. Geleyim. Geleyim de. Otobüste mi gideceğiz? Evet. Ha. Ama şey... bende şu basılan şeyden yok. Dıt dıt yapıyor ya kart. Bende var, tamam. Benimkini basarız. Sen. Ama kendine çıkartsan iyi olur. Yani ne kadar daha taksiye bineceksin? Doğru söylüyorsun. Çıkartacağım. Şey, Selim'le barıştınız mı? Bunca derdinin arasında hala bizi düşünebiliyorsun ya. Pes gerçekten. Hem sana anlatmadı mı? Yani anlatmadı. Aslında... anlattı ama bir şeyler geveledi. Ne bileyim ne dedi işte. Kardeşim de bu ilişkide defolu taraf benim tarzında konuştu. Ondan sonra hayat ritmimiz farklı falan dedi. Öyle şeyler söyledi. İnsan kızdığı kişiyi affedebiliyor da... kendisinin üzerine affetmekte zorlanıyor işte. Yani o zaman bu durumda...
Ben seni üzmemiştim. Sadece çok kızdırmıştım. Affedildin mi yani? Tabii istedim. Affedilmiş. Bir akşamüstü sana geldim ben. Gökkuşağı giyip üstüme. Yağmurun ardında bıraktım. Yani anlayacağın ne sevdiğini söyledi, ne de canın acıyor mu diye sordu. Vay arkadaş. Ulan sevip de ayrılmak böyle bir şeymiş ha. Oğlum sen de ne ayrılıyorsun lan hemen sevdiğinden? Ha? Ulan var ya sen de kapı gıcırtısı gibi mımırık bir herif çıktın lan. Ne diyorsun oğlum ya, doğru konuş. Ne diyorsam onu diyorum oğlum. Allah Allah. Yok sevdiğini söylememiş de, yok canın yandı mı diye sormamış da. Oğlum sen Serra'nın hayatını günlük gülistanlıkla ilerleyen bir şey mi zannediyorsun lan? Yok. Hiç öyle zannetmiyorum. Biliyorum bir sürü sorumluluğu var. Yani gayet hakimim hayat temposuna. Gayet hakimim hayat temposuna. Bak bak bak. Laflara bak bak. Bu mu lan senin hakim halin? He? Bak aslanım. Bizim muhitte iki tür insan vardır. Bir, doğma büyüme buralı fukara olanlar. Ahan da o ben oluyorum. İki, sonradan fakir olup bizim mahalleye düşenler. Ahan da o Serra oluyor işte. Ben ve benim gibiler bir şekilde hayatta kalırız koçum. Sırtımız yere gelmez. Ama sonradan buraya düşenler kuyruğu kesik kedi gibidir. Oradan oraya böyle savrulup dururlar. Ya ahlakları bozulur bunların, ya da hayat şartları bunları taş gibi kas katı yapıp bırakır. Serra gibi. Aynen öyle koçum. Selam. İşte bu da benim kuyruğum Selim kardeş. Ne öyle suratıma mal mal bakıyorsunuz? Ulan iki lafın belini kırdırtmadın lan şurada. Erkek erkeğe şöyle bir muhabbet edelim dedik. Hemen geliyorsun. Selim Bey, siz böyle efkarlı efkarlı otururken Serra mahalleye Burak'ı getirdi. Haberin olsun. Burak mı? Aynen öyle. İnanmayacaksınız ama bizim alt katı kiralamış. Yok canım, daha neler. Annem bile duyduğuna göre kesin bilgidir. Haberiniz olsun. Çatal versene bana ya. Ver. Ha. Ulan yedin yedin doymadın lan. Açım ne yapayım? Açmıyorum. Nasıl bir yermiş bu Fresh, anlatsana. Anlatıldığı kadar güzel miymiş? Güzel. Çok şık yani. Gelenler de çok havalı. Ne var yani? Benim kızım da havalı. Anneciğim ya, ben şu borç meselesini bir Naz ablayla konuşayım diyorum. Serra lütfen sakın. Sen niye muhatap oluyorsun canım bir Naz'la? Ben konuşurum, ben aldım borcu, ben konuşurum. Niye ki, sen ne diyeceksin Binnaz'a? Yani borcun yarısını bu ay, yarısını önümüzdeki ay ödesek olur mu diyecektim. Anneciğim biz borcun tamamını kapatırsak ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ben konuşurum kızım, tamam. Sen düşünme böyle şeyler, üzme kendini. Alo. Buyurun. Buyurun. Buyurun Berin Hanım. Müsaitim. Olur. Olur tabii ki de, bekleriz. Ama size uygun bir yerde buluşsaydık. Peki. Bekliyoruz öyleyse. Söylemem, merak etmeyin. İyi akşamlar, hoşça kalın.
Selim'in babaannesi Berin Hanım. Ne diyor? Ne istiyormuş senden? Yarın sabah bize kahveye gelecekmiş. Bize gelecekmiş. Hı. Bu eve. Evet anneciğim, bizim bir tane evimiz var.